أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün yaşlılarla ilgili konuşma yapmamız istendi biliyorsunuz. Şimdi okuduğunuz kitaplara baktığınız zaman ister İlmihal kitapları olsun, ister diğerleri olsun, yaşlılık, gençlik ayrımı fazla yapılmaz. Çünkü bir insanın bir şeye gücü yetiyorsa ondan sorumludur. Yaşı kaç olursa olsun. Gücü yetmiyorsa Allah-u Teala onu ondan sorumlu tutmaz. Diyor ki لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسَعَهَا. Allah hiç kimseyi gücünün yettiği dışında bir şeyle sorumlu tutmaz. Dolayısıyla sorumluluk gücümüzle sınırlıdır. Ama büyükler ve küçükler var. Yani küçükler, büyükler ve küçükler dediğimiz zaman aslında bu çan eğrisi dedikleri bir eğri vardır. Onun iki ucudur. Şimdi şöyle, hayatı şöyle şu sürahi gibi düşünelim. Şu sürahi gibi düşünün hayatı. Şurada çocuk doğarsa büyür. İşte şurası tam 40 yaş civarı. Ondan sonra aşağıya doğru iner ve doğduğu zamanki zayıflığına kadar iner. Yaşlanan kişi. Onun için Allah-u Teala ayette buyurur ki وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Kime uzun ömür verirsek yaratılışı, yani sahip olduğu vücut itibariyle onu gerisin geri çeviririz. اَفَلَا يَعْقِلُونَ. Hiç akıllarını kullanmazlar mı? Yani çocukken büyürsünüz, aklı başında olursunuz, güçlü kuvvetli olursunuz. Bir müddet sonra bakarsınız ki alimdiniz, artık cahil oldunuz. Güçlüydünüz, artık güçsüz hale geldiniz ve çocuklaştınız. Şimdi çocukluk en küçükte hiçbir şey konuşamamaktan başlar, birazcık konuşur. Sonra biraz akıllı davranışlar gösterir ama bazen dersiniz ki ya bazen bakıyorum benden daha akıllı. Ama bazen de çocuk işte. Çocuk işte. Ne zamana kadar böyle olur? Erginlik çağına varıncaya kadar. Yani buluğa erinceye kadar. Buluğa erdiği zaman vücut yapılanmasını tamamlar. Artık tamı tamına sorumlu hale gelir. O buluğa erişinden gelir. Tekrar o noktalara kadar
Ben buradan tekrar diyelim ki şurada buluğa ermişse gelir yaşlanır. Mesela şurada 80 yaşındaysa, 90 yaşındaysa neyse yaş konusunu söylemek mümkün değil. Çünkü kişilere göre değişir. Burada bakarsınız ki tekrar çocuklaşmış. Dersiniz ki ya bakmayın yani aslında her şeyi aklı eriyor. Ama bazen naz ediyor. Çocuk gibi davranıyor. Ona hiç yakıştıramıyorum. Yakıştır, yakıştır. Yarın sen de aynı olursun. Çünkü uzun bir ömür yaşarsa mutlaka gerisin geri dönecektir. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ Kime uzun ömür verirsek yaratılışta onu gerisin geri çeviririz. Düşünmezler mi? İşte beş vakit namazını kılarken bakarsınız ki artık namazla pek ilgilenmiyor. Siz söylerseniz kalkıp kılıyor tıpkı çocuk gibi. Hatta söylediğiniz zaman da işte çocuklar nasıl bazen böyle ihmal ederse ya dur bakalım falan o da aynısını söyler. Şimdi yaşlılarla çocukların bir farkı var. Çocuklar bizim geleceğimiz. Diyorsunuz ki bunu iyi yetiştireyim. Yarın hem bana faydalı olur hem ülkeme faydalı olur. Çünkü o gün geçtikçe daha gelişiyor, büyüyor ve daha iyi hale geliyor. Ama yaşlı öyle değil. Artık yaşlı hani ununu elemiş, eleğini asmış derler. O her gün biraz daha şey yapıyor, her gün biraz daha yük oluyor. Artık ilerisinde bu benim yükümü kaldırır diye düşünemiyorsunuz. Artık yük. Yük haline geldiği zaman bu defa bir sürü hastalıklar ortaya çıkıyor. Yani çocukta gözükmeyen ama yaşlıda gözüken hastalıklar ortaya çıkıyor. Bakıyorsunuz artık yemek yiyemez oluyor, eli sallanıyor. Yediğini hazmedemiyor. Artık onu geçindirmek zor oluyor. Bir de şu var. Siz küçükken alışmışsınız annenizden babanızdan yardım almaya. Sürekli alıyorsunuz. Oradan almak kolaydır da anneye babaya vermek çok zordur. Çünkü ırmağı tersine akıtmak gibi bir şey. Hep almaya alışmışsın. Aynı şey anne baba için de söz konusudur. Sürekli çocuğuna verirken şimdi alacak duruma düşmüştür. Yok, bu ona son derece zor gelir. Sürekli çocuğuna kendisi yardım ederken bu defa yardıma muhtaç hale gelmiştir. Onun için Hazreti Ömer'in bir sözü benim son derece hoşuma gider. Cenab-ı Hakk'a hep dua edermiş. Ya Rabbi beni evladıma muhtaç etme diye. Gerçekten yaşlılar için en zor bir şey evlatlarına muhtaç olmalı. Çünkü hep evlatları onlara muhtaç olmuştur. Şimdi işler tersine dönüyor. Şimdi çocuk olsa kızarsınız, bağırırsınız, kulağını çekersiniz falan. Yaşlı bunu da yapamıyorsunuz. Bu oldukça zor bir iştir. Bu bakımdan mesela yaşlılarla ilgili Cenab-ı Hakk'ın kolaylaştırıcı hükümlerini görüyorsunuz. Şimdi yaşlı olan bir erkekse bu erkek bir eve sığınır. O sığındığı ev kendi ailesi olmayabilir. Ama bakıma muhtaçtır. Birisi bakacak. Bakım evi falan yok. Bir aile alacak. Bu erkek ben kadınım ne yapayım diyeceksiniz değil mi? Ya da bu adam erkek bir evde hanım var, kimse de yok, işte kızlarım var, ben bunu nasıl evde barındırayım dersiniz. Cenab-ı Hak hemen onun çaresini koymuş. Şimdi Nur suresinde
Nur suresinin 31. ayetinde. Hani bu hanımların başörtmeleriyle ilgili hükmün bulunduğu ayette. Allah-u Teala şöyle diyor. Yani kadınların ziynetlerini açabilecekleri kişiler. E şimdi evde bırakıyorsunuz bunu. Ev hali, kolum açık oluyor, başım açık oluyor. Ben ne yapayım diyecek hanım. Hadi kayınpederi olsa kendi babası sayılır. Ama kayınpederimin kardeşi, ben ne yapayım? Olur işte, amcası olur, dayısı olur. Ya da hiç akrabalığı olmayan herhangi birisi olabilir. Yani bakmak gerekir. Şimdi bakın Allah-u Teala ne demiş. Mümin kadınlara söyle, bakışlarını kıssınlar. Yani erkeklerin böyle gözüne bakıp durmasınlar. Tamam, bakar hemen gözlerini indirir. Bakmasın değil, bakışını kıs. Ve yahfazne furucehunne ve namuslarını korusunlar. Ve la yubdine zinetehunne illa ma zahara minha. Süslerini açmasınlar, görülen kısım hariç. Çünkü iş yapacak, nefes alacak, konuşacak, bakacak, yürüyecek bir takım organlarının açık olması lazım. Günlük işlerini yapması için. وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Başörtülerini yakalarının üstünü kapatacak şekilde vursunlar. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Süslerini açmasınlar. اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Yok, atladım. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ Kocalarına açabilirler. اَوْ اَبَائِهِنَّ Babalarına. اَوْ اَبَائِ بُعُولَتِهِنَّ Kocalarının babasına, işte kayınpederlerine. Çünkü o kayınpeder sürekli evde duracak. Kadının yanında her zaman böyle başörtü şey yapılmaz ki. Yani burada o da hayatını yaşaması lazım. Ev ebnâihinne kendi oğullarına, ev ebnâi buûletihinne ya da kocalarının oğullarına. Kocasının başka hanımlar olan oğlu olur. O da orada barınacak. Ev ihvanihinne ya da kendi kardeşlerine kadınlar. Ev beni ihvanihinne kardeşlerinin oğullarını. Ev beni ehavatihinne ya da kız kardeşlerinin oğullarına. Ev nisaihinne ya da huyunu suyunu bildikleri kadınlara. Ev ma meleket eymanuhunne ya da sahip oldukları kölelerine. E o da sürekli evde hizmete bakıyor. O da sürekli hanım şey yapamaz ki, yani öyle sıcağı var, soğuğu var, şu var, bu var. Evit tıflillezine lem yazharu. Aha, asıl orayı için okuyordu. Atladım. Evit tabi'ine gayri ulil irbeti minel ricar. Ulul irbe olmayan erkekler. İrbe demek, bir şeye fazlaca arzu duymak, onu gidermek için yollar aramak. Şimdi hanımlara arzu duyan, onu giderebilmek için çareler arayan kişi zül irbe olur. Ama bu o noktada değil. Yani bakın, kadına karşı arzusu kalmamış ifadesi kullanılmıyor. Buna çok dikkat edin. Arzusu var da böyle evlenmesini gerektirecek kadar değil. Böyle fazla bir şey yok yani. Ama bunlar ne? Tabi. Bunlar orada barınacaklar. Kendi evi yok, barkı yok, gideceği yer yok falan.
tabi. İşte şimdi burada Allah ne yapmış? Hükümlerde hafifletmeye gitmiş. Bunu da ev halkından, kadının oğlu gibi, babası gibi, kardeşi gibi, kayınpederi gibi bir hale getirmiş. اَوِ الْتُفْلِ الَّذ۪ينَ لَمْ يَظْهَرُ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ Ya da kadınların ayıp yerlerini henüz kavrayamamış yaşa gelmiş olan çocuklar. Bunların yanında ziynetlerini açabilir. İşte bak bunlar da çocuk. Dikkat ediyor musunuz çocuk? Yani kendi, bu çocuk kendi oğlu falan değil bu hanımın. Şimdi az önceki bu sudan tarif ettiğim şey yapın. Çocukla bu insana tabi duruma gelen erkeği Cenab-ı Hak ne yaptı? Aynı kategoriye soktu. Ayeti tamamlayalım. Vela yadribne bi arculihinne, kadınlar ayaklarını çarpıtarak yürümesinler. Liyu'leme ma yuhfine min zinetihinne, gizledikleri vücutları anlaşılsın diye. Tamam örtülü ama öyle bir şekilde yürüyor ki dikkatleri üzerine çekiyor. Ve tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minune leallekum tuflihun. Müminler, topyekun Allah'a yönelin, tevbe edin. Belki umduğunuza kavuşur. Şimdi bu erkeklerle ilgili, hanımlarla ilgili de var. Aynı surenin 60. ayetinde. Diyor ki, vel kavaidi minen nisa. Artık oturup kalmış kadınlar. Niye oturuyor artık? Çünkü o çalışamıyor. Gidemiyor. Hizmet yapamıyor. اَلَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاهًا Artık bizden geçti evladım. Evlen diyorsun artık bizden geçti diyor. O durumda. فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ Şimdi o da bir eve sığınmış olabilir. O da sürekli orada örtülü duramaz ki. O evin erkeği vardır. Şeyleri vardır. Gayre mütebellicatin bir zine ama kendini ortaya çıkaracak bir süs için gayret göstermemek suretiyle. Yani öyle bir şey yapıyor ki bir yerlerini göstermeye çalışıyor. Bu olmaz. Ya da bir güzel gözükmeye gayret ediyor. Bu olmamak şartıyla yani normalde rahat bir şekilde oturabilir. Başını açar, kolunu açar falan. Ama ve en yestafifne hayrun lehunne. Bununla beraber iffetli davranırlarsa, kendilerini böyle çekerlerse daha iyi olur. Vallahu semi'un alim. Allah işitir, görür. Şimdi burada dikkat ediyor musunuz? İlişkilerde işte ya burada bir tane şey var, sokakta fakir bir erkek ama erkek alamıyorum evime, çok da acıyorum, ne yapayım? Demek ki alınabiliyormuş. Allah'ın hükmünü koymuş. Ya burada bir kadın var, işte evde de beyim var, zaten genişli bir evimiz yok, ben ne yapayım işte zaten da. Demek ki alabiliyormuş. İnsanları sokağa terk etmiyor. Efendim devlet bir kurum kursun. Güzel de ya devlet yoksa ne yapacaksınız? Ya o kurum yoksa ne olacak? Bunlar sokakta mı kalacak? Var da işlemiyorsa ne olacak? Yükü başkasına atmak değil. Ben nasıl çözebilirim? Ben ne yapabilirim? Yapmamız gereken o. Ben ne yapabilirim? İşte Allah-u Teala her bir insanın bir o sosyal problemi çözebileceği bir yapıyı ne yapmış? Oluşturmuş. Şimdi bir de bu bizim tavrımız. Bir de şeyle ilgili büyüklere karşı saygıyla alakalı işte anne babaya karşı tavırlar var biliyorsunuz.
İsra suresinin 23. ayetini okuyalım. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Rabbin şunu kesin karara bağlamıştır. Ondan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Anneye babaya ne yapacaksınız? Söyleyin bakalım arkadaki öğrenciler. Anneye babaya ne yapılır? Söyleyin. Yüksek sesle. Nedir? Ne yapılır? Anneye babaya ne yapılır? İtaat. İtaat değil bakın ayette. Dikkat edin. İhsan. İhsanla itaat arasında fark var. Biz hep gelenekte öyle konuşuruz. Anneye babaya itaat. İtaat değil ihsan. İtaat dediğin zaman bu olmaz. İtaat Allah'adır. Anneye babaya da itaat dedin mi bu defa şey yapar. Allah'ın yanında ikinci bir itaat makamı oluşmuş olur. Yalnız anneye babaya itaat. Allah'a itaat, anneye babaya ihsan. İhsan ne demek? Güzel bir davranış göstermek lazım. İyi davranacaksınız. Annem babam Müslüman olmayabilir. Hatta senin mesela hanımsın başını aç diye baskı yapabilir. Namaz kılma diyebilir. Yanımda Kur'an okuma diyebilir. Mücadele. Bütün bunlara rağmen ve in cahedake ala en tüşrike bi ma leyse leke bihi ilm ala en tüşrike bi şeyen ala en tüşrike bi ma leyse leke bihi ilm fe la tudi'huma. Bana senin hakkında bilgi olmayan bir şeyi ortak koşmam konusunda seninle mücadele ederlerse onlara itaat et. Demek itaat etme yani tamam. Onların dediklerini yapma. O zaman onların meşru istekleri yerine getirilecek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de itaat edilecek olan Allah ve Resulü'dür. Ati'ullâhe ve ati'urrasûl. Ulul emrin sonra ona daha sonra gelir. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Resul ne demektir? Resul elçi demektir. Birinin sözünü diğerine götüren kişidir. Şu delikanlı falan kızla evlenmek istiyor. Bir elçi gönderiyor. O ailenin birkaç tane kızı var. Diyor ki şu kızla ben evlenmek istiyorum. Elçi giden öbür kızı isteyebilir mi? Bu delikanlı ne demiş? Bunun sözünü oraya ulaştırıyor. Allah'ın elçisi de Allah'ın sözünü Allah'ın kullarına ulaştıran kişidir. O zaman Allah'ın şimdi o kızın ailesi ben bu kızı verdim dediği zaman elçi gelir aldık kızı der değil mi? Gittim aldım da diyebilir. Kime aldın? Kendine mi aldın? Yok. O zaman elçiye itaat kime itaattir? Onu gönderene itaattir. Onun için Allah-u Teala diyor ki وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهِ Kim Resul'e itaat ederse aslında Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü وَمَا عَلَى الرُّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغِ Peygamberlerin, elçilerin yapacağı sadece tebliğdir. Kendiliklerinden bir şey katamazlar. Neyse o. O zaman Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Peki, وَاَطِعُ اللّٰهَ وَاَطِعُ الرَّسُولَ وَاُلِّ اَمْرِ مِنْكُمْ var. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan yetkililere. Ama yetkililere itaat ederiz ama onlarla nizaya girme hakkımız var. Şimdi bazıları tutuyor. Efendim ben başkanım bana itaat etmek zorundasınız diyorlar. Güzel de doğru emirlerinizden. Çünkü فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Eğer o yetkiliyle nizaya girerseniz herhangi bir konuda Allah'a ve Resulüne onu götürün diyor.
Demek ki yetkiliyle nizaya giriliyor. Orada itaat, mutlak itaat değil. Allah ve Resulünün gösterdiği şekle göre itaattir. Esas olan, itaat edilecek olan tek makam Allah-u Teala'dır. O zaman ve bil valideyni ihsana burada önem taşıyor. Anneye babaya iyi davranacaksın. Güzel davranacaksın. Çünkü bu itaat dediğiniz zaman bazı anne babalar ele çocuğu dindarsa onu perişan ediyor. Perişan ediyor. İyi davranmak lazım. İmma yebluğanne indekel kibara ahaduhuma. Onlardan birisi senin yanında ileri yaşa ulaşırsa, evkilahuma ya da her ikisi. Fela tekul lehuma uffin. İyi davranmayı anlatıyor işte. Sakın o ikisine öf deme. Öf bile deme. Ve la tenharuhuma, onları azarlama. Yani yasaklama. Şunu yapma. Mutfağa gitmezsin. Sen pişirdiğinden ben yemiyorum. Sen şurada otur. Evi sen süpürme. Sana kim dedi ev süpür? Hayır. Hiçbir şekilde azarlamayacağız. Hiçbir şekilde. وَقُلْ لَهُمَا annene de babana da söyle. قَوْلًا كَر۪يمًا İkramlı bir söz söyle. Yani öyle bir söz söyle ki içinde ikramiyesi de olsun. İkramiyeli olsun. Her söz. Yani rüşvetli söz olsun. Çünkü yani gönlünü al. Gönül alıcı sözler söyle. Onları hem engelleme hem gönül alıcı sözler söyle. Ondan sonra da dön Cenab-ı Hakk'a yalvar. Ha, yok, ayeti okuyayım da ondan sonra. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Merhametten. Onlara merhamet, rahmet, ikram etmek. Acıyorsan ya iyilik yaparsın. Merhametten, ikramdan dolayı onlara karşı böyle merhamet kanattan indir. Son derece böyle, hiç onların yanında böyle şey, kendini bir şey zannetme, şey yapma. Hala onun küçük çocuğu ol. Onlar hala küçük çocuğu ol. Ve Cenab-ı Hakk'a yalvar. Ve kur Rabbi rahamhuma. De ki ya Rabbi, sen de bunlara iyilikte bulun. Kema rabbeyani sahira. Çünkü ben küçükken bunlar beni eğitti, büyüttü. Beni büyüten bunlar. Ya ben küçükken bundan dayak yedim, ben şey yapamıyorum. Hiç unutamıyorum. Bak. Bak diyor ki, kelimeye bak. Ya Rabbi, sen bunlara merhamet et. Onlar da ben küçükken bana merhamet ettiği ifadesi yok burada. Belki sert davranmıştır. Onlar da bana merhamet etmişlerdi. Sen de yok değil. Ben küçükken onlar beni büyüttüler. Aslında dayak atmışsa da senin iyiliğin için atmıştır. Ve bazen mecbur kalmıştır bir takım hoşuna gitmeyen şeyler yapmaya. Ama seni büyüttüğü kesin mi? Tamam. Söyleyeceğin o. Ya Rabbi, bunlar ben küçükken nasıl beni büyüttülerse sen de o şekilde bunlara karşı merhamet eyle diyeceksin. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum. Rabbiniz sizin içinizde ne olduğunu çok iyi bilir. Gerçek niyetiniz ne, onu gayet iyi. İn tekunu salihin, iyi kişiler olursanız, fe innehu kana lil evvabin gafura, şüphesiz ki Allah evvabin olanlara gafurdur, çok bağış. Evvabin ne demek? Abe yeubu evben, dönmek. Hata yaptın, hatadan dön. Ya şimdi annene babama karşı şey yapıyordu ama hata ettim, ne olacak? Tamam, hemen hatandan dön, tövbe et, git özür dile. Allah'tan da tövbe etmişsin. Olabilir ya. Melek değilsin ki. Olur.
Ve âti zel kurba hakkahu vel miskin, akrabanı hakkını ver. Miskin olanlara da. Bu miskin kelimesi de çok önemli. Çok şey yapılır. Biz mesela Türkçe'de miskin kelimesi Arapçadaki anlamda kullanılmaz. Miskin tembel tembel yatan adama derler, değil mi? He? Bizde öyle. Biz de öyle. Ama Arapçadaki miskin o değil. Şimdi bu kökten bizde hangi kelimeler var? Sakin. Ne demektir sakin? Sessiz sadasız olana sakin derler. Asıl manası bir yerde oturan demektir. Onun için oturma yerlerine ne denir? Mesken denir. Oturulan yere meskun mahal derler. O zaman miskin ne? Miskin de aslında çalışacak. Gücü var, kuvveti var. Kafası da çalışıyor. Ama oturuyor. Yapacak hiçbir iş yok. Ne yapayım diyor. Şaşırmış kalmış. Yani tembel bir insan konumuna düştüm diyor. Yapacak bir iş. Gidiyorum, dolaşıyorum, dolaşıyorum. Bir şey bulamıyorum. Bir akşam gene gelip oturuyorum. Yani. Bu. Onlara da yardımcı olmak lazım. Çünkü ona sen bir yardım edersen, küçücük bir yardım edersen o da yarın birkaç kişi yardım edecek hale gelir. Ha, şey de miskin durumuna sokulabilir. Artık çalışamayacak, güçten düşmüş olan bir kişi. O da oturuyor, artık kalkamıyor. Ve ibnes sebil ve yolculara da. Çünkü olur, eşkıyası olur, şusu olur, parasını harcar, bir şeyler olur ve yolda kalır. Bunlara da yardımcı olmak lazım. Ve la tübezdir tebzira, sakın saçıp savma, şey, iyilik yap ama öyle fazladan da böyle saçma. Böyle aşırı derece harcama da yapma. Her şey normal. İnnel mübezzilîne kânû ihvâneşşeyâtîn. Saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Ve kâneşşeytânî rabbihî kafûrâ. Rabbi, şeytan Rabbine karşı. Şimdi bir de bir hadis-i şerif okuyayım. Belki soru sormak isteyenler olabilir. Biraz daha hareketlendirmiş olalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var. Tirmizi'de geçiyor. Diyor ki: "Leyse minna men lem yerham sagirana ve yuvakkir kebirana ve ye'muru bil ma'ruf ve yenha anil munkar." Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze de saygı göstermeyen bizden değildir. Şimdi yuvakkir, vakar kelimesi vardı bizim Türkçe'de. Üç tane kelime var. Arapçadan geçme tabii, vakar Türkçe değil de. Üç kelime var. Kibir, vakar, tevazu. Kibir, vakar, tevazu. Kibir ne? Boyun 1,5 metre iken 1,60 gösteriyorsun. Vakar 1,5'sa 1,5 gösteriyorsun. Tevazu 1,5'ken 1,40 gösteriyorsun. Şimdi bunu siz normal hayata uygulayın. Şimdi sizin sahip olduğunuz özellikler dolayısıyla Allah'ın size vermiş olduğu nimetleri söylerseniz bu bir vakardır. Bu bir vakardır. Yani ben şimdi 6:20 geçe akşam namazı okunuyor. Tabi döner. Şimdi biraz olacaksın, ara verelim de hem ikram hazırlamışlar. İkram mı? Ha, tamam olur. Ben tamam, nasıl olsa açıklamış oldum. Benim şeyime gerek kalmadı. Ama bu üç kelimeyi söyleyeyim de bilsin. Şimdi birisi kendi gerçek durumunu söyler.
gerçek durumunu söylemek vakardır. Adam vakarlı bir insan dersiniz. Ne demek? Adam ne kendisini alçak gösteriyor ne yüksek. Neyse o. Neyse o. O zaman men lem yuvakkir kebirana. Yani büyüğümüze vakarlı. Yani büyük ne hak ediyorsa. Hakkı neyse o. Fazlası da değil, noksanı da değil. Hak ettiği gibi davranacaksınız. Şimdi birisi size gelir. Adamın parası vardır. Bir Mercedes de gelmiştir. Bir Mercedes'e binerek gelmiştir. Bu o adam için kibir falan değildir. Bir başkası da borçlanarak size hava atmak için Mercedes'e binmiştir. 12 kibirdir. 12 kibirdir. Çünkü kendini olduğundan büyük göstermeye çalışıyor. Ama olduğu kadar gösterir kendini. Tamam. Kardeşim ben şu. Elhamdülillah Cenab-ı Hak bana şu nimetleri verdi. Karşınızdakinde o nimetler olmadığı için o sizi kibirleniyor diye algılayabilir. O hiç önemli değil. Ama bazıları da vardır ki o nimetleri söylemez. Şimdi mesela bir yerde soruyorlar bana, sen ne iş yapıyorsun? Diyorum ki işte hocayım. Nerede? Üniversitede. Üniversitede cami var mı diyorlar. Var diyorum. Şimdi üniversitede sakallı hoca olacağına ihtimal vermedikleri için. Cami var mı? Var. Bu nedir? Bu bir tevazu oldu. Şimdi orada desem ki ben orada profesörüm desem. Bu ne olur da bakar olur. Hava atma falan değil. Ama ben doçent olduğum halde profesörüm dersem ne olur? Kibir olur. Kibir olur. Şimdi diyorsunuz ne iş yapıyorsun? Vallahi memurum diyor adam. Allah rahmet eylesin, Ömer Nasuhi Bilmen'le ilgili bir hikaye anlatılır. Bizim Erzurum'un Naim Hoca vardı. Meşhur oldu televizyonlar sayesinde. Sonra o da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Naim Hoca vardı, Naim. O şey Mehmet Nuri Yılmaz'ın dostu olduğu için televizyonlarda meşhur oldu bir ara. Şimdi Naim Hoca'nın bilgisi falan yoktu ama camide vaaz eder, işte imam. Gülmek isteyenler giderler oraya. Hoca konuştukça o şey yapar. Zaten tavırları öyledir. Şey sarık düşer, tekrar kalkar. Mesela bir gün demiş ki cemaat, guslun farzı üçtür demiş. Bir, ağzına burnuna su vermek. İki, cemi bedenini pak etmek. Ulan Müslüman üçüncüsü hangisidir? Bulamıyor şimdi. Ağzına burnuna su vermek bir, bütün vücudu yıkamak iki, üçüncü yok. Allah Allah. Cemaata sormuş. Ya üçüncüsü neydi demiş. E hocam söyledin ya. Ne söyledin? Ya ağız bir, burun iki. Ha. Şimdi bu hoca Ömer Nasuhi Hoca'nın çocukluğunda okuduğu medresede ders okutuyormuş. Bu Şafiiler Camisi vardır Erzurum'da. Onun yanında küçücük bir medrese. Orada ders okutuyormuş. Ömer Nasuhi Hoca da Erzurum'a gitmiş. Şu ders okuduğum medreseye bir bakayım. Ne durumdadır demiş. Bakmış ki kapısı açık, içerisi faal. Çok hoşuna gitmiş. Gitmiş şöyle bir kenarda oturmuş dinliyor. Şimdi hoca ara... Ömer Nasuhi'nin yanında adamın ağzını açacak gücü yok tabii. Biraz sabretmiş Ömer Nasuhi Hoca. Bir yerde sabredememiş. Demiş ki, hoca efendi demiş, orası acaba şöyle olsa olmaz mı? Ele de olur, ele de demiş. Şimdi o da sigara içerdi. En az bir metre de ağızlığı vardı. Şey yaptılar, böyle bir bakmış.
Bu soru pek öyle basit bir soruya benzemiyor. Böyle bir yukarıya kaldırmış başını. Efendi demiş, sizin adınız nedir? Yok, senin adın ne? Ömer demiş. Nasıl iste var mı? E var evladım. Aman hocam demiş, başlamış. Şimdi Ömer dediği zaman tevazu yapmış oluyor değil mi? Nasuhisi de var dediği zaman vakar yapmış oluyor. Ama hani şimdi buradaki bu Naim Hoca tutup da orada ona burası benim yerim, sen kimsin falan dese, o da bu da kibir yapmış olur. Kibir yapmış olur. Evet, demek ki bu hadisi şeriften kaynaklandı. Diyor ki, kim ki küçüklerimize merhamet etmez, büyüklerimize gereken değeri vermezse, iyiliği emretmez, kötülükten de yasaklamazsa, bizden değildir. Evet.